Merhaba arkadaşlar, Saatin Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Bunun için önce modelin anlatımına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok memnun olurum. Ben 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Öncesinde sizin vaktinizi almamak için zaten başladım 20 ilmekten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek başladım. 3 sıra lastik ördüm. Bu benim için yeterli örneği anlatmam için sizlere. Kartopunun bir ipi var elimde. Onu kullanıyorum, bebe ipini. Sizler de elinizin ayarına göre şiş numaranızı, ipinizi kendi elinizin ayarına göre seçebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Eğer şimdi sizler de hazırsanız isterseniz modelin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelin ismini halk arasında timsah sırtı da deniyor arkadaşlar. Güzel, sevimli, bilindik, çok kullanılan bir model. Evet, şimdi başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım örmeden. Yanındaki ilmeğim düz. Bunu örmeden şişimi alıp üzerine bir tane de dolayıp yanındaki düz ilmeği örüyorum. Bakın, dolamış oldum. Ters ilmeğim ikiye çıkmış oldu. Şimdi tekrar tersimi örmeden şişimi alıyorum. Üzerine de dolayıp yanındaki düzü örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Tekrar edeyim. Tersleri örmeden alıyorum. Yanındaki düzleri örüyorum. Örmeden aldım. Üzerine iplik dolayarak yanındaki düzü örüyorum. Yine tersi örmeden aldım. Yanındaki düzü örüyorum. Bu arada tersin üzerine de iplik doluyorum. Tersi aldım, iplik doladım, yanındaki düzü ördüm. Bu arada sesimi kusuruna bakmayın arkadaşlar. Hala toparlayamadım. Rahatsızım biraz. Kusura bakmayın. Tersi ördüm. Üzerine iplik dolayıp düz ilmeğimi, pardon, tersi örmeden alıp üzerine iplik dolayıp düz ördüm. Pardon, kusura bakmayın arkadaşlar. Tersi örmeden aldım. Üzerine iplik dolayıp yanındaki düzü ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Burası örgümüzün ön yüzü arkadaşlar. İlk sıramızı, modelin ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi arka yüzdeyiz ve modelin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yanında bakın ters ilmeğim var. Onu düz örüyorum arkadaşlar. Düz ördüm. Bu iki ilmeği yine ters şeklinde örmeden sağ şişimi alıp üzerine bir kez daha iplik dolayıp yanındaki ters ilmeği düz örüyorum. Bakın 3 oldu. 2'yi de 3 ilmek oldu burası. Yanındaki ters ilmeği de düz ördüm. Bu iki ilmeği şişimi alıyorum. Üzerine iplik dolayıp yanındaki ters ilmeği düz örüyorum. Bunu alıyorum. Yanındaki ters ilmeği düz örüyorum. Bir yandan da bunların üzerine ilmek atmış oluyorum. Yani 2 iken 3 olmuş oluyor. İplik doluyorum. Örmeden aldım. Üzerine iplik doladım. Yanındaki ilmeği düz ördüm. Aldım. İplik doladım. Ters ilmeğimiz var bakın. Buna dikkat ediyoruz. Bunu düz örüyorum. Örgümüzün ikinci sırasındayız ve arka yüzdeyiz. İlmek sayısını siz örgünüzün artık oranına göre istediğiniz şekilde seçebilirsiniz arkadaşlar. 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar. Üçüncü sıradayım. Modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Şu 3 ilmeği hepsini birlikte ters ördüm. Yanındaki ters ilmeği düz örüyorum. Bu 3 ilmeği hepsini birlikte ters örüyorum. Yanındaki ters ilmeği düz örüyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Ters örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Ters ördüm. Üçünü birlikte. Yanındaki ters ilmeği ise düz örüyorum.
ters, düz, ters, düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Böylece örgümüzün ön yüzünde 3. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin 4. sırası, son sırası ve arka yüzdeyiz arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapmıyorum. İlmekleri geldiği gibi tersin üstüne ters, düzün üstüne düz örüp bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Farklı hiçbir işlem yok. Tersin üstüne ters, düzün üstüne düz. Bir ters bir düz şeklinde bu sırayı 4. sırası modelimizin ve son sırası bu sırayı ve arka yüzü böylelikle tamamlamış olacağım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ilk sırasını yapmış olduk arkadaşlar. Çok sevimli duruyor. Çok güzel bir model. Böyle daha da anlaşılır olması için üzerine bir model daha yapalım beraber. Ondan sonra tamamlarız inşallah. Şimdi tekrar beraber kuralım örneği. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ters ilmeği örmeden şişimi aldım. Üzerine iplik dolayıp yanındakini düz ördüm. Tersi örmeden aldım. Üzerine iplik dolayıp yanındaki düzü örüyorum. Hep bu şekilde ilk örneği kurarken yaptığımız işlemlerin aynısını tekrarlıyoruz. Tersi örmeden sağ şişimi alıp üzerine iplik dolayıp yanındaki düzü örüyorum. Tersi örmeden aldım. Üzerine iplik doladım, düzü ördüm. Hep bu şekilde örgünün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Modelimizi tekrardan kuruyoruz ve ilk sırasındayız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın terslerin üzerine, bütün terslerin üzerine iplik dolayarak bir ilmekten iki ilmeği çıkarmış olduk. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim bakın ters ama ben onu düz örüyorum. Düz ördüm. Bu iki ilmeği sağ şişime alıp üzerine iplik dolayıp yanındaki ilmeği düz örüyorum. Bakın iki iken üç oldu bu ilmekler. Yine bunları sağ şişimi örmeden aldım. Yanındaki ters ilmeği düz öreceğim. İki ilmenin üzerine iplik doladım. Üç oldu. Hep bu şekilde. Bunların ikisini de sağ şişime alıyorum. Üzerine iplik dolayıp yanındaki ilmeği düz örüyorum. Örgünün arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız modelin arkadaşlar. Örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Modelin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki 3 ilmeği birlikte ters ördüm. Yanındaki ters ilmeği ise düz örüyorum. Ters, düz, ters, düz. Modelin 3. sırasındayız arkadaşlar. Dediğim gibi örgünün ön yüzündeyim. Bakın, düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Ters. Düz. Ters. Düz. Bu
3 ilmeği hep birlikte örüyorum yani. Tek ilmeği düşürmüş oluyorum ve ters örüyorum üçünü birlikte. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelin 3. sırasını ve ön sırayı bitirdik. Son sırası, 4. sırası ve arka yüzdeyim. Burada dediğim gibi, daha önce de modeli yaparken dediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz, ilmekler nasıl geliyorsa o şekilde bu sırayı, modelin son sırasını tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar hep böyle bir ters, bir düz, terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz şeklinde sırayı tamamlayacağız. Evet. Arka sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bakın model iki tane üst üste kurulunca daha güzel kendini gösterdi. Çok zarif, çok güzel bir model. Hatta ben bunun kamera arkasında sizin için daha büyüğünü de hazırladım. Onu da göstereyim size şöyle isterseniz. Böyle maviyle hazırladım. Mavi de çok güzel durdu. Daha büyük bir parça ördüm anlaşılır olması için. Yani bu modeli bebek örgülerinde, yelek, hırka, şapka, bere, battaniye, her şeyde, yetişkin, büyük, küçük, bütün örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da çok eğlenceli, zevkli. Model de çok sevimli ve güzel. Çıtı pıtı bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.